Selamlar sevgili dostlar, yeni bir Valorant videosuyla daha karşınızdayım. Bu videomda sizlere Valorant'ta kendinize ait bir crosshair nasıl oluşturmalısınız, crosshair profilleri nelerdir, e-sporcular hangi crosshair'ları kullanıyor, sizler ne tür crosshair'lar kullanmalısınız, biraz bunlara değineceğim arkadaşlar. Size bu videoda 3 adet e-sporcu crosshair'ı, 2 adet ise kendi tasarladığım crosshair'lardan göstereceğim. Buna görev vereceğim bilgilerle kendinize bir crosshair profili oluşturabileceğinize inanıyorum. Hadi şimdi videomuza geçelim. Evet arkadaşlar, crosshair oluşturmada iki önemli adımımız var. İlk olarak bunlara değineceğim. Bu adımlarımız crosshair rengimizle ilgili. Bakın, karşımdaki düşman vurgu rengi default olarak kırmızıya ayarlı. Eğer benim crosshair'ımda şu şekilde size göstereyim, kırmızı olursa ben bu düşmanı kırmızı bölgelerine veya herhangi bir yerine crosshair'ı uzaktan yakından tuttuğum zaman crosshair'ımı göremeyebilirim, kaybolabilir, üstünde unutabilirim ve crosshair'ımın orada olmadığını düşünebilirim. Bu yüzden karşımdaki düşmanı vuramayabilirim. Bu çok önemli arkadaşlar. Eğer etrafınızdaki düşmanların default vurgu rengi kırmızı ise, yani default olarak kırmızı ise, bunu kırmızı crosshair kullanan arkadaşlar için söylüyorum. Değiştirin ya da crosshair renginizi benim gibi mavi yapın. İkinci önemli detayımız ise etrafınızdaki map'teki baskın renkler arkadaşlar. Umarım anlatabilmişimdir. Şöyle göstermek istiyorum. Bende açık mavi bir crosshair var. Şurası bizim map'imiz olduğunu düşünelim. Böyle bir açık map'teyiz. Gökyüzü falan yan tarafta. Tamamen açık. Ben burada pusu atmışım. Karşıdan adam geliyor. Ben bu adama çıktığım zaman crosshair'ımla gökyüzü ki aynı renkte, neredeyse aynı tonda oldukları için crosshair'ım bana çok kötü şeyler yaşatabilir. Ama bu eğer sarı olursa gördüğünüz gibi hiçbir sıkıntı yaşamam. Veyahut kırmızı olursa hiçbir sıkıntı yaşamam. Ama eğer etrafınız kapalıysa, map'teki, ki çoğu map kapalı, hiçbir map açık değil. O yüzden etrafınızdaki duvar renkleri, eşya renkleri, buna göre kendi crosshair renginizi ayarlayın. Hangi renk baskınsa onun tam tersi rengi ayarlayın arkadaşlar. Turuncuyla sarı gördüğünüz gibi yok, çok da fazla örtüşmüyor. Güzel. Birbirini kapatmasın. Umarım anlatabilmişimdir. Geçelim ikinci adımımıza. Arkadaşlar, ikinci adımımız ise one tap ve spreyler üzerine olacak. Kendi crosshair profilinizde bir deneyin. Eğer one tap ve spreyleriniz güzel gidiyorsa crosshair'ınızı değiştirmeyin ve alıştığınız gibi oynayın. Eğer gitmiyorsa, oynayamıyorsanız değiştirebilirsiniz. Öncelikle bir one tap denemelerinden başlayabiliriz arkadaşlar. Bir crosshair'da one tap'leriniz gerçekten güzel gidiyorsa o crosshair'ı değiştirmenize hiç gerek yok arkadaşlar. Eğer spreyleriniz kötüyse o crosshair'ı kendinize göre biraz daha sprey odaklı olarak değiştirebilirsiniz. Öncelikle bakın, spreyde ilk 4 mermi dümdüz gittiği için bize çok kolay olacak. Poligondan şu kısma geliyoruz ve sprey denemelerini bu kısımdan yapıyoruz. Önce bir 20 metreye almak istiyorum ve biraz uzaklaşmak istiyorum. Oturacağım ve 25 mermimi de sıkmayı deneyeceğim. Tabi kafaya göre bir atış olacak. Bakalım ne kadarını tutturabileceğim. Spreyim bu crosshair'da ne kadar iyi. Evet, gördüğünüz gibi crosshair'da spreyim hiç ama hiç iyi değil. Hem de 20 metreden sıkmış olmama rağmen benim biraz daha spreyi daha iyi atabileceğim bir crosshair'a ve biraz da sprey derslerine ihtiyacım olacak. Tabii ki her şey crosshair'da bitmiyor. Sıkıntılar bizde de olabilir. Gördüğünüz gibi şu anda arka plan maviye çok uyumlu. O yüzden kırmızı yaptım. Karşımızdaki adam bu şekilde. İlk 4 mermi düz gittiği için öbür mermilerde eğilmeye çalışıyorum. Eğer uzaktaki bir adam olsaydı, eğer bana beni 2-3 mermide öldürecek bir adam olsaydı ölmüştüm. Eğer 2-3 mermide öldüremeseydi ben bu adamı spreyle öldürebilmiştim arkadaşlar. Tabii ki yerinde duran bir hedef için kolay. Fakat hareketli bir hedef olsaydı kesinlikle ölürdüm. Çünkü sadece 7 mermi tutturabildim. Bu crosshair benim için sprey odaklı bir crosshair değil. Ve biraz da benim spreyim kötü arkadaşlar, onu da söyleyeyim. Hemen kendime biraz daha sprey atabileceğim. Ben şuna inanıyorum. Sprey de abi benim için önemli olan iç çizgilerin uzunluğu arkadaşlar. Ben bir tık daha artırırsam iç çizgi uzunluğumu, spreye daha iyi bir şekilde oturabileceğime inanıyorum. Evet arkadaşlar, crosshair'ımın rengini değiştirdikten ve uzunluğunu artırdıktan sonra bakalım benim spreylerim biraz daha iyileşecek mi? Tabi bu benim düşüncem. Ben crosshair uzunluğumu artırdığımda iç çizgilerden daha iyi sprey atabildiğime inanıyorum. Hemen bir deneme yapalım.
Arkadaşlar gördüğünüz gibi ilk 7 mermide hakladım adamı. Diğerlerinin boşa gitmesi hiç umurumda değil. Bu uzaklıktan ben ilk 7 mermiyi tutturdum. Yani gerçekten güzel bir spreydi. Bir adamı öldürmek için yeterli. Ama diğerlerine sprey transferi yapmak için çok çok kötü bir spreydi. 7 mermi de yeterli değil. Fakat öldürmek için bildiğiniz gibi yeterli. Bakıyoruz abi, zaten duran hedeflerde çok kolay oluyor. Fakat çok uzakta duran bir hedef için. Artık buradan da zaten sprey atılmaz. Bir tane kafaya atarsınız arkadaşlar. O yüzden bir 30 metreye. Evet, şu sprey, ideal sprey mesafesi bu olmalı. Daha uzaktaki arkadaşlara şu şekilde atmayı deneyebilirsiniz. Ben şimdi buradan bir sprey atmayı deneyeceğim. Yine 7 mermi tutturduk. Biraz spreyimin kötülüğünden kaynaklanıyor. Bu sefer mesela daha fazla tutturabileceğime inanıyorum. Evet, 11 mermi tutturdum. Arkadaşlar dediğim gibi crosshair uzunluğu bana göre sprey iyiliği sağlıyor. Sprey kolaylığı sağlıyor diyeyim. Sizin için durum farklı olabilir. Bu şekilde kendinize ait sprey ve one tap crosshair'ları oluşturmanızı öneririm. Hep sprey üstüne odaklandık. Biraz da one tap konuşalım arkadaşlar. One tap'te kötüyseniz öncelikle düşmanımız kırmızı olduğu için bir mavi crosshair, hatta sarı crosshair yapmak istiyorum. Bunu arkadaşlar one tap'te eğer kullanamıyorsanız bu şekilde, hani ben karşıma çıkan adama şu şekillerde one tap atamıyorum diyorsanız kendinize bir nokta crosshair oluşturun öncelikle. Ben bu şekilde başladım, size de bunu öneririm. Hemen bir nokta crosshair yapalım. Ana çizgimiz arkadaşlar kapalı, merkez nokta açık olacak ve iç çizgi, dış çizgi, bunları kapatıyoruz. Her şey kapalı, sadece merkez noktamız açık olacak. Hatta ana çizgiyi de açabilirsiniz arkadaşlar, çünkü etrafına bir siyahlık veriyor. Ben o siyahlığı kullanmayı seviyorum. 4 yaparsak çok mu büyük olur? Çok mu büyük oldu? Evet. 3 yapalım. Güzel. Ana çizgimizi 1'e indirelim. Çok güzel arkadaşlar. Gördüğünüz gibi nokta crosshair'da Guardian ve Sheriff için gerçekten güzel bir crosshair tipi. Ben ilk one tap atmayı nokta crosshair'da öğrendim. Çünkü bildiğiniz gibi hani tek bir nokta ve bu noktaya odaklanıp ateş etmem gerekiyor. Gözüm bu noktada, kafaya getirdim ve anında ateş ediyorum arkadaşlar. Bakın, prefire atmaya çalıştığım zaman vuramıyorum. Fakat crosshair'ımı getirdiğim anda sıkarsam vurabiliyorum. Biraz tam solundan gitti ama. Prefire atmamanız gerekiyor. O yüzden crosshair'ı adamın üstüne yaklaştırırken sıkın arkadaşlar. Eğer uzaktan sıkarsanız böyle bazen şu şekilde koluna falan sekebiliyor. Hani şu şekilde döndürüp sıkayım demeyin. Tabi bunu yapanlar da var. Biraz daha göz aşinalığı oluştuktan sonra şu şekilde artık vurmaya başlayabilirsiniz. Ben de vuramıyorum henüz. Şöyle tek tek arkadaşlar, dediğim gibi one tap çalışabilirsiniz nokta crosshair'da. Guardian için de çok geçerli bir şey arkadaşlar. Zaten Guardian'ı biliyorsunuz, çok güçlü ve güzel bir silah. Çok severim bu silahı. One tap'te de gördüğünüz gibi nokta crosshair'da olağanüstü oluyor. Oyunun sesleri galiba çok açık. Ben bu sesleri biraz kısmak istiyorum. Şöyle tekrardan göstereyim sizlere. One tap'te olağanüstü bir silah. Bunu normal rank maçlarında da gerçekten bu şekilde kullanabilirsiniz. Uzaklıktaki bir, şu uzaklıktaki bir insana bile gördüğünüz gibi kafaya. Çok iyi abi ya. Nokta crosshair'da bu şekilde antrenmanlar yapıp one tap'inizi geliştirdikten sonra kendinize ait bir crosshair'da one tap'ler atmayı deneyebilirsiniz. Ben size şu crosshair tipini yapın, şunu yapın diyemem. Şu ana kadar 2 crosshair gösterdim. Birisi arkadaşlar normal şu şekilde crosshair'ımız, göstereyim hemen. Merkez noktamız kapalı, ana çizgimiz kapalı arkadaşlar. İç çizgilerimiz 1, 5, 2, 3. Tabi sprey için uzattım. Normalde 1, 4, 2, 3 olarak kullanıyorum. Mavi kullanıyorum arkadaşlar oyunlarımda. Dediğim gibi renk kalıcı değil. Etrafa göre değiştirebiliyorum. 1, 4, 2, 3 olacak bu arada. 1, 3, 2 değil. Şu şekilde bir crosshair'im var. Dış çizgiler kapalı arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Her şey kapalı. İç çizgilerim 1, 4, 2, 3 tekrardan. Ve diğer her şey kapalı olacak. İlk crosshair'im buydu. İkinci crosshair'im ise az önce gösterdiğim gibi sadece merkez noktası açık olan, diğer her şeyi kapalı olan crosshair'im. Ana çizgiler de açık olacak, etrafına biraz siyahlık vermek için. Tabii ki siz bunu istemiyorsanız yapmayabilirsiniz.
Benim anlatmak istediğim crosshair'lar bu kadar ve vermek istediğim taktikler de bu kadar arkadaşlar. Eğer taktiklerim işinize yararsa bana abone olup like atmayı unutmuyorsunuz. Çünkü benim sayemde artık elmasa çıkabileceksiniz. Ben de arkadaşlar daha dün elmas rankına ulaştım. Bu hafta içerisinde de Immortal'a kadar kasmayı düşünüyoruz. Umarım Immortal olduğum zaman da sizlere zevkli keyifli maçlar sunabilirim arkadaşlar. Geçelim e-sporcu crosshair'larımıza. Evet dostlar, birinci crosshair'ımız Berk Rip Tepe'nin crosshair'ı olacak. Gördüğünüz gibi benim crosshair'ımla çok benzer, hatta tıpatıp aynı diyebilirim. O yüzden bu crosshair'a pek de yabancı değilim. Bu crosshair hakkında bir iki yorum yapacağım. Neden bu crosshair'i kullanıyor? Aslında ben de bu crosshair'i kullandığım için benim için biraz kolaylık olmuş oldu. Şöyle arkadaşlar, gördüğünüz gibi one tap'leri bu crosshair'da gerçekten olağanüstü şekilde hızlı atabilirsiniz. Eğer biraz da elinizi alıştırırsanız daha da hızlı şekilde one tap atmaya başlayabilirsiniz. Şu hızlı vurdukça da hızlı konuşasım geliyor. Yoksa vuramıyorum. Bakın, yavaş konuşmaya başlayınca vuramamaya başlıyorum. Tamamen psikolojik arkadaşlar. Dediğim gibi bu şekilde one tap'i güzel. Spreyi kendinden çok çok daha güzel. Ben açıkçası rekabetçi maçlarımda hiçbir zaman spreyimden sıkıntı yaşamadım arkadaşlar. Vandal'la, daha doğrusu ben hep Vandal'la oynuyorum. Vandal'la attığım spreyler her zaman hedefimi buldu arkadaşlar. Sizler de nasıl sprey atıldığını merak ediyorsanız, abi ilk 4 mermi zaten her zaman, bakın şöyle 1 2 3 4 attığınız hedefe gidiyor. Hatta şöyle gördüğünüz gibi ilk 4 mermi her zaman gidiyor. 3 tane mi attım ben? Büyük ihtimalle. Ondan sonra biraz yukarı kalkmaya ve sola sağa gördüğünüz gibi kaymaya başlıyor. Aynı Counter Strike'daki Kaleş'in spreyi gibi, daha önceden oynayanlar bilir. Arkadaşlar o yüzden ilk 4'ünü attıktan sonra oturuyoruz ve crosshair'ımızı sağ sol yapıyoruz mouse'umuzu. Gördüğünüz gibi olduğu kadar biraz orta noktaya atabiliyorsunuz. Şu kolon bizim hedefimiz. Şu şekilde arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sprey atabilirsiniz. Zaten ilk 4-5 mermi garanti gittiği için, Vandal'da 4 mermi de öldürdüğü için hiçbir sıkıntı yaşamayacaksınız. Tabi bacağına vurursanız, o ne lan? Bacağından 5 tane yiyor gördüğünüz gibi. O yüzden arkadaşlar siz yine de bu mesafedeki adamlara one tap deneyin. Olmadı şöyle sprey atın, zaten direkt kafaya çıkıyor oradan. Göğsünden başlarsanız kafaya çıkmıyor gördüğünüz gibi arkadaşlar. Berk Rip Tepe crosshair'ı hakkında yapacağım yorum bu kadar. Zaten kendim de kullandığım için çok sevdiğim bir crosshair, kullanmanızı öneririm. Arkadaşlar geçelim ikinci e-spor crosshair'ımıza. Evet arkadaşlar, ikinci e-sporcu crosshair'ımız olan Shroud'un crosshair'ını biraz incelemek istiyorum. Siz zaten girişte crosshair özelliklerini gördünüz. Gayet büyük bir crosshair. Ortasının açıklığı one tap açısından bana kendini sevdirdi şu anda crosshair. Ortası çünkü açık, ben ortaya kafa koymayı seven bir insanım. Bu şekilde one tap biraz daha çalışırsam çok daha iyi sonuçlar elde edeceğime inanıyorum. One tap atmak için yeterli bir crosshair, fakat sprey için biraz abartı bir crosshair olduğunu düşünüyorum. Hadi bakalım nasıl bir sprey var. Gerçekten güzel bir sprey varmış aslında. Abi çok yere falan sıkmaya başladım ne olduysa. Dediğim gibi sprey pek... Aslında güzel sprey var arkadaşlar. Crosshair'i ben beğendim nedense. Büyük olması büyük ihtimalle sprey kontrolünde biraz daha işe yarıyor. Bakalım şöyle hatta. Gerçekten de büyük olması sprey kontrolünde biraz yardımcı oluyor ama çok da sektirebiliyor. Kontrolü biraz zor oluyor. O yüzden şu şekilde kontrol sağlamak istiyorum. Yok abi, benim için sprey crosshair'ı değil bu. Bu tamamıyla one tap crosshair'ı olduğunu düşünüyorum. Çünkü bundan çok kolay one tap atabilirsiniz. Ortası çok açık. Şu şekilde çıktığınız zaman direkt kafayı ortaya koyuyorsunuz ve one taplerinizi çakıyorsunuz.
Ben açıkçası yarı beğendim, yarı da beğenmedim gibi bir şey. Ama gerçekten OneTap'leri kaliteli bir crosshair. Sizlere arkadaşlar OneTap sevenler için bu crosshair'i önerebilirim. Shroud'un crosshair'i bu şekilde. Çok da detaya inmeye aslında gerek yok. Sizlere burada sadece amacım kendinize ait bir crosshair profili oluşturmak. Shroud niye bunu kullanıyordur? OneTap atmak için kullanıyordur. Tabii ki benim düşüncem bu. Arkadaşlar sizler de kendinize oyun içinde en rahat edebileceğiniz crosshair'ları oluşturabilin. Belki de Shroud'un alıştığı crosshair buydu. Sizler de asla alıştıklarınızdan vazgeçmeyin arkadaşlar. Geçelim 3. esporcu crosshair'ımıza. Şöyle şak şak diye geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, 3. ve benim çok garipsediğim, biraz değişik olan bir crosshair. Screaming crosshair arkadaşlar. Gördüğünüz gibi crosshair saydamlığı düşük olduğundan dolayı crosshair arkasını gösteriyor arkadaşlar bize. Yani bu gerçekten OneTap atma açısından yüksek olanakta bir OneTap yeteneği sağlıyor. Büyük ihtimalle zaten OneTap atmak için kullanılıyordur bu crosshair diye düşünüyorum. Bunun yanında ikinci bir crosshair kullanıyor mu hiç bilmiyorum. Spreyi ve OneTap benim çok hoşuma gitti arkadaşlar. Sizlere kullanmanızı önerebilirim. Zaten ben nokta crosshair'lara bayılırım arkadaşlar. Şu şekilde görüyorsunuz. Nokta crosshair her zaman benim için OneTap crosshair'ıdır. Özellikle Sheriff ve Guardian oynarken çok çok üstün performanslar sergileyebilirim ben nokta crosshair'larda arkadaşlar. Ben rekabetçi maçlarda kullanıyorum açıkçası headshot atmak için. Gerçekten olağanüstü bir crosshair. Gördüğünüz gibi gayet güzel. Sizlere önerebilirim. Sizler de bu şekilde nokta crosshair'lar seviyorsanız Screaming crosshair'ı tam sizin için uygun olacaktır. Zaten ortası boş bir kareye benziyor. Ben sevdim abi. Sizler de sevebilirsiniz. Tabii ki alıştığınız crosshair'dan vazgeçmeyin diyorum. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Daha fazla açıklamam gereken bir şey olduğunu düşünmüyorum. Artık umarım verdiğim bilgilerle kendinize ait bir crosshair oluşturabilirsiniz. Dediğim gibi crosshair'ın rengi ve ortamı çok önemli. Tabii düşman vurgu rengi de bunlar için çok önemli. Kırmızı da kullanıyorsanız crosshair renginiz kırmızı olmayacak. Pek anlatmak istediğim fazla bir şey yok. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Daha çok böyle Valorant videosu gelmesini istiyorsanız beğenip yorum atmayı unutmayın. Esen kalın. You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible.